Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporu programıyla daha huzurlarınızdayız. Halk sağlığın, sağlığın gündemini aktarıyoruz ama biraz bugün bu gündemden biraz daha sıyrılacağız. Birazcık güzelliği konuşacağız. Hem hanımlar hem beyler için, hem erkekler hem kadınlar için, hem yaşı ne olursa olsun herkes bir şekilde iyi hissetmek, iyi hissetmek için de güzel görünmek istiyor. Sırf kendi için, sırf belki de karşı taraf beğenmesi için. Bunun için bir takım reçeteler var. Medyada, sosyal medyada çok görüyorsunuz. Bir takım uygulamalar var. Vallahi birçok insan benim çevremde gördüğüm yaptırıyor. Merakla da izleniyor bu programlar. Biraz bu koronavirüs, yoğun sağlık gündeminden, bizi üzen gündemden biraz daha sıyrılalım. Güzelliği konuşalım diyoruz ama konu uzman doktor Hande Ulusal, dermatolog. Bir hoş geldiniz diyelim. Güzel bir bayan da görelim aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Bu arada gerçek güzellik yazdım internete. Böyle önüme birkaç bir şey düştü. Yayının başında onu okuyayım. Sonra akışımızı ve Hande Hanım'ın söyleyeceklerini dinlemeye devam edelim. Şimdi gerçek güzellik nedir dedim efendim. Bugünkü dünyamızda ahlaki karakterler çoğu kez güzelliğin ve çekiciliğin yanında ikinci sırada yer alıyor. Genç bayanlar kim oldukları ve kim olabilecekleri ilgili imajların konusunda bir mücadele veriyorlar ve aslında gerçek güzellik faktörleri ortadan gidebiliyor sırf dışa yönelindiği için. Ne demişler efendim? Yüzü hem mutluluk hem de erdemle parlayan bir genç bayan aslında güzeldir. Erdemli bir gülümseme yapan, doğal bir şekilde neşe saçan insan da güzeldir. Gerçek güzellik boya gibi sürülemez ama Tanrı'dan, Allah'tan gelen bir armağandır gibi böyle birkaç bilgi var, tanımlama var. Edep iç güzelliğin dış belirtisi ve ön koşuludur gibi bir söz de var. Böyle devam ediyor. Yani güzellik tabii geliyorlar size Hande Hanım. Yüz işte bedende bir takım kusurlar giderilebiliyor. Eli yüzü daha düzgün Allah'ın yarattığı herkes güzeldir ama daha böyle içinesinden bir şekilde sizden uzaklaşıyor ama bir insanın içi kaynıyorsa, kötülük düşünüyorsa, fesatlık düşünüyorsa ben bu insana kardeşim güzel demem. Siz ne dersiniz? Kesinlikle yani güzellik sadece dış görünüşle olacak bir kavram değil. Kesinlikle yani kalp ve zihinde de pozitif düşünce, güzel ahlak bunların hepsi bence bir bütün olmalı. Ama biz dermatologlar ya da plastik cerrahlar özellikle de yaptığımız iş gereği güzelliği tanımlarken bir takım bilimsel kriterlerden faydalanıyoruz. Bu anlamda da bazı parametreler çıkıyor karşımıza. Mesela işte güzel bir yüz demek için bazı kriterler var. Mesela bu kriterlerden bir tanesi yüzde simetrinin olup olmaması. Yani yüzümüzün sağ ve sol tarafının arasında simetrinin olup olmaması bu kriterlerden bir tanesi. Belki de hani başlıcası demeyeceğim çünkü birçok kişi de aslında mesela bende de dahil olmak üzere hafif ve orta derecede asimetri olabiliyor. Bu asimetriler yani hafif orta dereceli olduğunda bunlara çok fazla takılmalarını tavsiye etmiyoruz kişilerin. Çünkü bunun en güzel örneği bazı böyle meşhur aktrisler, işte aktörler vardır. Mesela Marilyn Monroe yüzünde ciddi bir asimetri vardır ve yapılan çalışmalarda mesela yüzünün bir tarafının diğer tarafıyla eşleştirildiği zaman aslında daha çirkin gözüktüğü saptanmış. Yani onun o asimetrisi ona güzellik katıyor. Ama çok ciddi bir asimetri varsa yüzde tabii ki biz ufak uygulamalarla bu büyük asimetrileri toparlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında yüz şeklimiz yine önemli bir kriter. Özellikle işte daha güzel kabul edilen yüz şekilleri oval ya da biraz daha aşağı doğru incelen işte kalp şeklinde yüz şekli olması. Genellikle işte çok böyle aşırı yuvarlak ya da kare şeklindeki yüzler bizim biraz daha müdahale ederek onu işte biraz daha inceltmeye çalıştığımız, ovalleştirmeye çalıştığımız yüz ama tipleri diyebilirim. Kalp şeklinde yüz. Evet, ideal. Kalp şeklinde aslında yüz. Aslında kalbin şekli de tam kalbimiz de o şekil değil. Onu söyleyeyim, onun yarısı benziyor. Ama evet, çizdiğimiz aynen. Kalp efendim ideal bir yüz gibi aynen görünüyormuş. Aynen öyle. Yani yanakların çene alt yani alt yüz bölgesinden biraz daha belirgin olduğu, alt yüzün giderek inceldiği, hafif böyle belirgin, ince bir çene ucuyla bittiği bir yüz görüntüsü olarak tarif edebilirim. Bunun dışında yüzümüzün oranları çok önemli. Mesela işte biz yüzü genellikle yatay olarak üçe ayırırız. İşte alın, orta yüz bölgesi ve alt yüz bölgesi. Yaptığımız ölçümlerle hastalarda bu oranda bir uyumsuzluk varsa, örnek veriyorum mesela Türk kadınlarında özellikle alt yüz bölgesinde kemik yapısı anlamında biraz küçüklüğe rastlıyoruz ya da geride olmasına. Yine yaptığımız ufak müdahalelerle bu oranları birbirine yaklaştırıyoruz ki daha orantılı, daha güzel bir yüz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şu bölge ve şu bölgelerde nasıl şey var? Yani herkes
kendine göre bir Allah'ın bir lütfu, armağan, ama hani şu bölgelerde Türkiye'de nasıl bir şey var? Mesela yanak bölgesi genellikle güzel Türk halkında. Yani yanak kemikleri gayet güzel. Özellikle mesela benim rastladığım hastalarda Trakya ve Karadeniz bölgesinde yanaktaki yani kemik yapısının çok güzel olduğunu görüyorum. Öyle durumlarda mesela oralara çok aşırı dokunma ihtiyacımız kalmıyor. Ama yanak bölgesinde kemik yapısı ya da yağ dokusu azsa, o zaman bu bölgelere biraz ufak müdahalelerle onu belirginleştirmeye çalışıyoruz. Alın bölgesinde de çok sık olmasa da bazen kadın hastalarda özellikle alın kemik yapısında biraz çukurluk ortaya çıkabiliyor. Yandan baktığımız zaman profil görüntüsünde kadınlarda özellikle alnın hafif bombe gözükmesi yine daha makbul olan görüntüdür. Yine ufak böyle dolgu uygulaması gibi uygulamalarla onu, yani daha böyle içeriye doğru girmiş olan görüntüyü hafif bombe hale getirebiliyoruz. Uzun alın, dar alın, uzun alın filan. Tabii. Oralarda müdahale ediliyor mu günümüzde? Mesela bazen dar alınla geliyor hasta ve saç sınırı çok aşağıda oluyor. Evet. Mesela o tarz durumlarda lazer cilt epilasyon... Cilt saç karışmış oluyor evet, yani. Evet, kesinlikle. Hı-hı. O tarz durumlarda lazer epilasyonla saçlı deri sınırını biraz geriye çekebiliyoruz. Hı-hı. Bu da alının genişliğini arttırarak yine yüzün yatay uyumunu daha iyi bir hale getirebiliyor. Bunun dışında yüzdeki mesela cilt kalitesinin özellikle artması, yani yüz cilt kalitesi çok önemli bizim için. Çünkü biz ne kadar işlem, yani örnek veriyorum, toksin ya da dolgu uygulaması yaparsak yapalım, hastanın cildi güzel bir şekilde parlamıyorsa, işte lekeler varsa, kılcal damar, kızarıklık problemi varsa ya da çukur, işte sivilce izleri varsa ya da çok belirgin kırışıklıkları varsa, bu yaptığımız işlemlerin de kendini göstermesini engelliyor. O yüzden genellikle bu olaya bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Tıpta gerçek güzellik bu mudur biraz da? Tıp evet, şeyinde. Yani belirli böyle bilimsel parametrelerle ortaya konmuş olan şeyler bu aslında. Yani bir güzel bir yüz demek için bu saymış olduğum uyumların, işte güzel bir cilt kalitesinin olmasını istiyoruz. Bir de yüz ifadeleri çok önemlidir bizim için. Hani güzel yüzden bahsederken. Tamam. Biz genellikle böyle negatif anlamdaki yüz ifadeleri işte kızgınlık, yorgunluk, üzgünlük gibi ifadelerdir. Ki buna yol açan yerler, mesela kızgın görüntüye yol açan bölge kaş arasındaki çizgimizdir. Bazı kişiler çok kuvvetli bir şekilde kaşını çattığı için o bölgedeki çizgi oturur. Kızgın bir ifade verir. Yani kişi kızgın olmasa da kızgın gözükebilir. Ya da göz altındaki çukurluklar belirgin olduğu zaman yorgun bir ifade verebilir. Ya da dudaklardan aşağı doğru inen çizgiler belirgin olduğunda da kişi üzgün gözükebilir. Biraz önce saydığımız bu işte simetri olsun, yatay yüz oranları olsun. Bunlar aslında hep bu altın orana göre hesaplanıp ortaya konmuş olan bilgiler. Biz de yaptığımız uygulamalarda bu işte altın orana, yani aslında tabii ki kalkıp cetvelle ölçmüyoruz hastaları, ama bu oranlara uyacak şekilde hastanın yüzünü daha hoş hale, daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de geliyorlar, ben bu yüzü istiyorum diyorlar. Herkese de olmaz bu. Kesinlikle. Yani bu plastik cerrahların çok büyük bir sorun. Size o kadar hani tamamen bir belki değişim yapamıyorsunuz, ama ne diyeceksiniz, bu biraz sıkıntılı da bir durum. Yani o insanların ruhsal mental sağlığını da belki gözden geçirmek lazım. Ne diyeceksiniz? Kesinlikle. Mesela biz bununla dudakta özellikle çok sık rastlıyoruz. Yani kişiler belli kişilerin işte dudaklarının resimlerini getirip benim dudağımın böyle olmasını istiyorum diyorlar. Fakat yani o dudağın o hale gelmesi bazen imkansız oluyor. Çünkü bir kere çok ince dudaklı olan kişilerin, örnek veriyorum, gülerken içeriye doğru dudağı kıvrılan, bizim martı dudak ya da M dudak dediğimiz dudakların etli kısmının üst dudakta özellikle olmaması durumlarında o dudağın birdenbire böyle Angelina Jolie'nin dudağı gibi çok etli olması imkansız. Bir de yakışmaz ki. Tabii, yani herkese mesela Angelina Jolie'nin dudağının kalınlığı da yakışmaz zaten, o ayrı mesele. Onun kendi dudakları mı? Var tabii ki işlemler ama genel anlamda, yapısal anlamda tabii etli dudağı olan birisi. O yüzden bunu mutlaka çok iyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani o dudağın bir, hatta hani Angelina Jolie kadar olmasa da çok ince bir dudağın birdenbire çok hacimli bir hale gelmesi ördek dudak dediğimiz bir görüntüye yol açabiliyor. O yüzden bunu bu sürece bırakıp, yani bunu işte biraz yavaş yavaş zaman içinde tekrarlayan uygulamalarla daha hacimli hale getirebileceğimizi mutlaka zaten hastalarımıza anlatıyoruz. Şimdi altın oran demiştik, şuna bağlayabilir miyim? Yani tıpta gerçek güzellik diye sorsam bunun bir kaynağı var mı? Bunun bir tanımı var mı tıpta? Altın oran mıdır ya da ne diyebileceksin? Evet, aslında gerçekten de tıpta gerçek güzellik olarak adlandırdığımız şey bu altın orana uyan yüz görüntüsüne sahip olan kişilerdir. Ama tabii ki sizin de en başta dediğiniz gibi, yani altın orana uyuyordur kişi ama yani ruh güzelliği yoktur ya da ahlak yoksunluğu vardır.
O zaman tabii ki gerçek bir kalbi güzelliğin kalbi altın olduğunu, olsun annesi. Kesinlikle aynen. Altın kalpli yani aynen, biz altını öyle. Burada da kalpte de olursa tam bir bütün olacak herhalde. Kesinlikle bir bütün. Tıpta da böyle bir aslında şey tanımı var. Peki ya değil mi? Hepim yani gidiyor insanlar. Şimdi bu konu çok bizden bir konu aslında. Yani erkekler de gidiyor, kadınlar da gidiyor. Herkesinden insan gidiyor. Bir şekilde ameliyatsız bir şekilde ben cildimi daha iyi, hoş, kendimi daha iyi hissetmek için bir takım işlemler yaptırıyorlar. Kimi cihazla müdahale ediliyor bazen cilde. Kimi de bazen enjeksiyon işlemleriyle müdahale ediliyor. Ameliyatsız cilt gençleşmede hangi gerçeklerle biz karşı karşıyayız günümüz tıp dünyasında? Şimdi ameliyatsız cilt gençleştirmede genellikle yaptığımız işlemleri iki kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi yüze şekil veren işlemler. Örnek veriyorum işte toksin uygulamaları ya da dolgu uygulamaları gibi. Yani eksik olan bir hacmi yerine koyduğumuz, mimik kırışıklıklarına bağlı ortaya çıkan problemleri açabildiğimiz daha dramatik ve kısa süre içerisinde değişiklik oluşturan işlemler. Ya da mesela iple yüz askılama gibi. Bir de daha çok cilt kalitesini arttırmaya yönelik olan işlemler. Bunlar da işte ciltteki kolajeni arttırarak ince kırışıklıkları gideren, cilt rengindeki problemleri ortadan kaldıran, işte leke problemi varsa ya da kılcal damar problemi varsa bunları ortadan kaldıran ve kolajeni arttırarak yüzü yukarıya doğru toparlayıcı özelliği olan işlemler. Asıl şey kolajeni arttırmak mı? Bir cildi gençleştirmek demek. Kolajenle. Evet, asıl amacımız bizim gerçekten bütün yaptığımız aslında neredeyse işlemlerde ortak amacımız kolajeni arttırmak oluyor. Bu yüzden de bu iki grubu çoğunlukla kombine ediyoruz. Yani hem şekil verici işlemleri yapıyoruz. Gerekli olan durumlarda tabii ki herkese rutin yaptığımız bir şey değil bu. Fakat cilt kalitesini arttırıcı, kolajeni arttırıcı işlemlerle de mutlaka bir kombinasyon sağlıyoruz ki çok daha güzel böyle total yüz yaklaşımı olsun. Peki şunu soracağım. Kolajeni illa size gelip mi yaptırmak gerekiyor? İnsanlar şimdi kolajenli sıvılar içiyorlar, bir şeyler tüketiyoruz. Öyle bir bu ürünler de çok arttı. Biz kolajeni eğer hani bir bu konuda bilginiz varsa eğer çok zorlamayacaksa hangi kaynaklardan alabiliriz? Bir cildi genç göstermek için bir işlem dışında bir tıbbi müdahale dışında nasıl sağlayabiliriz? Bir E vitamininin özelliğinden bahsediyoruz. Ne diyeceksiniz? Kolajen konusu özellikle son dönemlerde çok popüler olan bir konu. Neredeyse gelen her hastamız bize işte kolajen kullanmalı mıyım? Kullanacaksam hangisini kullanmalıyım? Neye göre tercih etmeliyim diye soruyor. Kolajen tabii geçmişi çok eski olan bir şey değil. Yani ağızdan aldığımız kolajen preparatları. Bu yüzden yavaş yavaş çalışmalar çıkmaya başladı bu konuda. İlk başlarda hayvan çalışmaları vardı. Şimdi daha küçük gruplarda insan çalışmalarının sonuçları gelmeye başladı. Cildin gerçekten de nemlenmesi, kolajenin artması, ince kırışıklıkların hafiflemesi adına etkilerin olduğuna dair veriler almaya başladık. Tabii ki hiçbir zaman lokal olarak yaptığımız işlemler kadar yüksek oranda bir toparlanma sağlamaz ama içeriden alınması hem cilt açısından hem de biliyoruz ki işte gözde de bizim kolajen dokumuz var, eklemlerde de var, kemiklerde de var. Bütün bu dokuların da aslında desteklenmesi adına oral dediğimiz yani ağızdan da kolajenlerin alınmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle cilt için tip 1 ve tip 3 içeren kolajenlerin alınması daha faydalı. Tip 2 genellikle eklem kemik sağlığını desteklemek açısından kolajen faydalı. Kolajen oradan da alıyoruz çünkü. Aynen öyle. O yüzden de yani hem yapılacak işlemler hem de ağızdan alınacak kolajenler kolajen preparatları faydalı olacak. Peki ne kadar kalıcı oluyor bu? Ne kadar süre bizi idare ediyor? Bir tabii yaptırdık atıyorum 40 yaşında yaptırıyorsun. 41 yaşında bir daha mı yaptıracaksın? Ya da 50 yaşında yaptırıyorsun. 50,5 yaşında mı yaptıracaksın? Yani yaş aldıkça da biraz daha hücre yenilenmesi sürüyor. Ne diyeceksiniz burada? Sıklığı şimdi ne olmalı bunların? Yaptığımız işlemler anlamında öncelikle bir kere aslında bir takım belirtiler çok oturmadan başlamak gerekiyor işlemlere. Örnek veriyorum yani bizim 25 yaş itibariyle kolajenimiz artık yıkım aşaması, yapım aşamasını geçiyor. Evet. O yüzden de biz 25 yaş itibariyle aslında yaşlanmaya başlıyoruz. O yüzden de 30 yaş itibariyle mesela benim önerim hastalarımda özellikle de kolajeni ayakta tutacak etkisi olan işlemleri ufak ufak yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Mesela işte mezoterapi gibi işlemler, PRP gibi işlemler, ciltteki problemlere yönelik yapılacak lazer uygulamaları bunlarla ufak ufak desteklere başlanmasında fayda var. Şimdi tabii ki yapılan operasyonların bile bir ömrü var. Bazen hastalar sorar bize, işte ben bir işlem istiyorum ama ömrü çok uzun sürsün istiyorum. keşke öyle bir şey olsa ama hep onu derim ben hastalara. Yani yapılan ameliyatların bile bir ömrü var. Çünkü bizim yaşlanma sürecimiz, işte kolajenimizin azalma süreci bir yandan devam ediyor. O yüzden de hele de ameliyatsız olan işlemlerin tekrarlanma sıklığı biraz daha fazla olmalı.
Burada tabii ki kişisel bazda çok değişiyor. Yani kimi hastada diyoruz ki işte bu işlemleri yapıyoruz, senede bir kere görüşelim. Kimi hastada biraz daha geç bize başvuran hastalarda bu sıklık biraz daha fazla olabiliyor. Mesela başlangıçta biraz daha yoğun, 2 haftada bir aralıklarla çalışıp sonra 3-6 ay senede bir gibi aralıkları biraz daha genişletebiliyoruz. Dediğim gibi burada tamamıyla kişinin başvuru yaşı, ciltteki deformasyonun derecesi, bizim hem uygulama sıklığımızı hem de sonrasında idame tedavinin aralığını belirleme açısından önemli kriterler. Bir yüzü içten beslemek var, bir de dışarıdan beslemek var. Mesela vitaminler de, mesela vitaminleri bir işte ağızdan gıda takviyeleriyle ve işte yediğimiz besinlerle alıyoruz. Bir yandan da siz enjekte ediyorsunuz bir şeyler. Enjekte evet. Ettiğinde daha mı etkili oluyor bilmiyorum. Ne diyeceksin? Şimdi özellikle lokal olarak yaptığımız mezoterapi olarak adlandırıyoruz bunu. Yani derinin orta tabakasını tedavi etme anlamına gelen bir işlem mezoterapi. Burada daha çok cilt için gerekli olan vitaminler, mineraller, son zamanlarda yine bizim için çok önemli bir etken madde hyaluronik asit. Hatta kolajeni uyarıcı etkisi olan somon DNA gibi işte biyopeptitler gibi bazı etken maddelerin karışımlarını çok küçük iğnelerle cilde enjekte ediyoruz. Mezoterapinin genel anlamda en büyük iki tane avantajı var. Bunlardan, bu mezoterapi diyoruz yani vitamin takviyesi cilde. Aynen öyle. Biz bunu yaptığımız zaman vücutta hiçbir kayba uğramadan direkt olarak bütün vitaminleri, mineralleri, içerikleri ciltte konsantre etmiş oluyoruz. Tamam. Çünkü ağızdan aldığımız bir vitamin işte karaciğerden emilime uğruyor, böbrekten bir kısmı atılıyor. Cilde ulaşan miktarı çok daha az oluyor. Ama biz mezoterapi yaptığımız zaman bütün vitaminleri direkt o bölgede konsantre ediyoruz. Diğer bir avantajı da lokal olarak uygulanan bir işlem olduğu için sistemik olarak herhangi bir yan etkisi olmuyor. Yani mesela yine ağızdan aldığımız bazen mesela bitki çayları içeriz ya da bitkisel bir takım ekstreler alırız. Onların bile fazlası aslında zarar. Çünkü karaciğerden metabolize oldukları için bazı kişiler de karaciğere dokunabiliyorlar. Fakat yine lokal olarak yaptığımız mezoterapide sistemik hiçbir yan etki olmadan biz bu işlemi tamamlamış olabiliyoruz. Peki hemen rutin bir cilt bakımını sorayım. Nasıl olmalı? Yani belli bir yaştayken 30'a kadar, 30'dan sonra, 40'dan sonra ne önerir bir doktor? Şimdi 3 tane temel basamağımız var bizim. Çok böyle ben karışık uygulamalar önermem hastalarıma genellikle. Hani oraya ayrı, buraya ayrı. Çünkü bazı hastalarım bana şey olarak geliyor. Diyor ki ben yüzümü bile zor yıkıyorum ya da suyla yıkıyorum. İşte el sabunuyla yıkıyorum diye. Ya da makyaj yapıyor, derinlemesine temizlemiyor evet, mesela. Evet, kesinlikle. Şimdi 3 tane temel basamağımız var. Bunlardan bir tanesi cildi temizlemek. Cildi temizlerken tabii ki cilt yapısına uygun temizleyiciyi kullanmak çok önemli. Mesela cildi yağlı olan bir kişinin yağ salgısını kontrol altına alacak. Örnek veriyorum, salisilik içeren bir cilt temizleyicisi kullanması gerekirken cilt yapısı çok kuru olan bir kişinin ise cildi daha fazla kurutmayacak, içerisinde asit olmayan, alkol olmayan, daha çok böyle kremsi yapıda ya da köpük formunda yapıda temizleyicileri kullanması gerekiyor. Arada bir şey soracağım. Sabun temizlemez mi cilt? Şimdi ne şöyle, sabunla ilgili? Sabun temizler fakat pH anlamında yüz cildiyle uyumlu olmadığı için cilt bariyerini zedeleyebilir. Elle uyumlu ama bu yüzle uyumlu değil. Aynen. O yüzden hem fazla yağ salgısını çok azaltabilir. Özellikle de kuru cilde olan kişilerde. Tamam. Onun dışında da yine cilt pH'ini bozarak cilt bariyerine zarar vererek işte akne, atopik dermatit gibi bazı hastalıkların tetiklenmesine bile yol açabilir. Yağlı cildi olan kişilerde sabah akşam cilt yıkanabilirken çok kuru cilde olan kişilerde sadece akşam, yani günde bir kez yıkanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü fazla yüzü yıkamak doğru ürünle bile olsa cildin daha fazla kurumasına yol açabilir. Temizledik bunlardan biriyle sonra. Evet. Ekstradan temizliğin yanında yağlı cilt yapısına sahip olan kişilerde bir tonik kullanımı olabilir. Özellikle yine yağ dengesini kontrol altına alacak, gözenek sıkılığını arttıracak, yine meyve asitleri içeren bir tonik kullanılabilir. Bu aşamanın dışında cildimizi güneşten korumak çok önemli. Yani bizim dermatologlar olarak aslında en çok üzerinde durduğumuz basamak güneşten korunma basamağı. Bir de leke yapıyor. O lekelerden de bahsedelim orada. Güneşten koruyacağız ve cilt lekesi oluşmaması için herhalde. Kesinlikle. Güneş koruyucu olarak da artık birçok markanın eczane bazlı markaları daha çok öneriyoruz. Dermokozmetik dediğimiz. Kişinin cilt yapısındaki probleme göre spesifik olarak çıkardığı bir takım ürünleri var. Mesela yağlı cilde olan kişiler için yağsız, kuru cilt yapısına sahip olan kişiler için nemlendirme özelliği olan, işte lekesi olanlar için lekeye destek olan, kızarıklık problemi olanlar için buna destek olan böyle spesifik farklı güneş koruyucular var. Bunu genellikle hastalarımızın cilt yapılarına uygun olan güneş koruyucuyu vermeyi tercih ediyoruz.
Güneş koruyucu kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar kışın var. Kışın geldi. Yalnız şimdi güneş koruyucu yaz bitti. Ya ne Hı-hı. gerek var? Değil mi demeyeyim mi? Demeyelim. Yani tamam. en çok çünkü yapılan Hı-hı. aslında eksiklerden bir tanesi Hı-hı. bu. Ben işte hastalarımıza özellikle leke problemi olan hastalara soruyoruz. Güneş koruyucu kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsunuz diyorum. İşte yazın tatile giderken kullanıyorum diyor. Onun dışında kullanım yok mesela hastada. Nasıl olmalı doğru bir güneş koruyucu kullanımı? Yaz kış yani dört mevsim mutlaka kullanılmalı. Kapalı ortamda bile kullanılmalı. Çünkü normalde biz kapalı ortamda olduğumuz zaman ışık zarar veriyor. Ultraviyole ışığı, şimdi sadece ultraviyole B yok. Normalde çünkü camdan geçemez ultraviyole B ama ultraviyole A ışınları camdan geçebilir. O yüzden biz kapalı ortamda da ultraviyoleye maruz kalıyoruz. Onun dışında görünür ışık olarak adlandırdığımız işte floresanlar, spotlar bunlar da cildimize zarar veriyor. Ve son dönemlerde özellikle pandemiden sonra çok yoğun maruz kaldığımız telefon ve bilgisayardan yansıyan mavi ışık olarak adlandırdığımız cilde ışık da leke anlamındaki bilimsel anlamda da etkisi kanıtlandı. Ha, mavi ışık cilt lekesi yapıyor. Evet, özellikle ciltte lekelenmeye yol açıyor. O yüzden evde olsak bile ya da kapalı ortamda işte olsak bile mutlaka güneş koruyucumuzu kullanmalı ve 4-5 saatte bir de tekrarlamalıyız. Hatta hep hastalarıma şey diyorum mesela bilgisayar başında bütün gün çalışan hastalarım var. Bilgisayarın başına oturmadan en az bir 15-20 dakika öncesinden güneş koruyucunuzu sürün. Ay çok stresli bunlar Hande. Aman siz deyin de uygularız inşallah. Yani diyorum nasıl mesela dişimizi fırçalamayı ihmal etmiyoruz ya da yüzümüzü yıkamayı ihmal etmiyoruz. Gerçekten de güneş koruyucu günlük rutinimizin bir parçası haline gelmeli. Bugün. Hele de bilgisayar başında geçmeden 15-20'den güneş koruyucu sürün. Çok önemli. Mesela tekrarlamaktan çok üşeniyor genellikle hastalar ya da renkli güneş koruyucu sürüyorlar. Evet. Renkli güneş koruyucuyu diyor ki mesela hani renkli zaten üstünde tekrar sürdüğüm zaman biraz daha kalın bir tabaka gibi hissediyorum. O tarz hastalarımıza da sprey şeklinde güneş koruyucuları tavsiye ediyoruz. Böyle mist dediğimiz direkt olarak uyguluyorsunuz. Herhangi bir direkt elle temas olmadan güneş koruyucu etkisini tazelemiş oluyorsunuz. Mesela öyle bir seçenekte sunuyoruz. Yeter ki korunsunlar yani. Yeter ki korunsun. Son sorum saç dökülmesi. Ya koronadan sonra da çok saçı döküldüğünü söyleyen insan var. Korona olmadan da ya bu işte çok can sıkıcı. Saçı da az olanlar için çok da üzücü bir şey. Mesela benim annemin de saçı yani saçım azaldı diyor. Çok gür saçları varken üzülüyor. Bir yaşlılıkla mı daha çok dökülüyor? Bir de biz nasıl zemin hazırlıyoruz? Bir de hava şartları, iklim şartları nasıl zemin hazırlıyor? Nasıl koruyacağız kendimizi? Onu da sorayım. Şimdi saç dökülmesine gerçekten altta yatan birçok farklı sebep olabiliyor. Genellikle biz hasta geldiği zaman saç dökülmesinin tipine bakıyoruz. Yaygın her yerden genel bir dökülme mi var yoksa belirli alanlardan mesela saç kıran gibi belirli alanlardan para para bir dökülme mi var? Ya da daha çok işte bu saçlı derinin ön bölgesinde erkek tipi bir dökülme mi var? Öncelikle bunu belirliyoruz. Örnek veriyorum yaygın bir saç dökülmesiyle bize başvurdu hasta. Sorgulamalarımız oluyor bir takım. Mesela işte son zamanlarda örnek veriyorum işte saç dökülmesi 3 aydır varsa genellikle bundan bir 3-4 ay öncesini sorgularız biz. Çünkü saç dökülmesi tetikleyici faktörü ortaya çıktıktan 3-4 ay sonra gösterir kendini. Hemen birdenbire saç dökülmez genellikle. O yüzden sorarız biz. 3 aydır saç dökülmesi varsa bir 6 ay öncesini hatırlamaya çalışın. İşte o dönemde bir enfeksiyon hastalığı geçirdiniz mi? Yüksek ateşli bir hastalık geçirdiniz mi? İşte o dönemde çok yoğun stresli bir olay yaşadınız mı? Herhangi bir değişik ilaç kullandınız mı? Onun dışında işte bir ameliyat geçirdiniz mi? Anestezi aldınız mı? Kilo kaybınız oldu mu? Mesela bazen kontrollü bir şekilde bile kilo versek, yani diyetisyen kontrolünde bile kilo versek. Örneğin 10 kilo verdik. Şimdi 10 kilo vücuttaki bütün metabolik dengelerin değişmesi saçın anlamına geliyor. Saçın dökülmesini de mi icap ettiriyor? Evet, saçın dökülmesine de yol açıyor. O yüzden kilo gitti, saçlar da döküldü. Saçlar da dökülüyor. Normalde bu saydığımız sebepler kendini sınırlayan bir dökülmeye yol açar. Mesela hamilelik sonrası, doğum sonrası genellikle 3-4 ay sonra fizyolojik dediğimiz yani normal kabul edilen bir dökülme başlar ve genellikle birkaç ay içinde kendini sınırlar. Fakat bu süreç daha uzun sürüyorsa o zaman altta yatan bir takım eksiklikler olabileceğini düşünürüz. Bir işte vitamin eksikliği, mineral eksikliği, hormonlarla ilgili bir problem mesela tiroid hormonları ya da cinsiyet hormonları ile ilgili. O yüzden genellikle bu sebeplere yönelik bir takım kan tahlilleri isteriz hastamızdan. Yani saçınız dökülüyorsa altında başka metabolik bir neden olabilir. Evet. Engellemek için bu önemli. Kesinlikle. Ve genellikle de yaptığımız tahlillerde kadın hastalarda demir eksikliğine, demir depolarının eksikliğine ya da D vitamini eksikliğine çok sık demir rastlarız. Demir ve D vitamini eksikliği saç dökülmesi de yapabiliyor. Evet. Süren bitti ama şey ne oldu?
azaldı saç, yerine ne nasıl koyacağız, bir ne yapacağız? Altta yatan eksiklik varsa tamam, mutlaka onu gideriyoruz. Hı-hı. Bazen hiçbir sıkıntı çıkmıyor altta yatan. Mesela hı-hı, enfeksiyon geçirdi, örnek veriyorum koronavirüs geçirdi, tamam, ona bağlı döküldü. Saçı destekleyici vitamin mineral destekleri veriyoruz genellikle ağızdan. Tamam. Dışarıdan kullanılan bir takım böyle spreyler, şampuanlarla destekliyoruz. Ve bazı yaptığımız tıbbi işlemler de var. Saç mezoterapisi gibi, saç vitamini, hı-hı, ya da saç PRP'si gibi, kök hücre gibi lokal olarak o bölgelere uygulanan tedaviler var. Bunlarla bu dökülmeleri biz sınırlayabiliyoruz. Altında yatan nedeni bildikten sonra çözümü biraz kolay engellemek de mümkün. Kesinlikle. Ya konuşacak çok şey var ama bugün böyle biraz daha yumuşak, içimizi açıcı, çözümü evet, olan şeyleri Allah çaresiz dert tamam, vermesin. Gerçi güneş koruyucu konusuyla biraz içinizi kararttım ama. Yani hiç çalışmaya başlamadan 15 dakika önce güneş koruyucusu dediniz, bitirdiniz beni. Çok teşekkür ederim. Ben sonuçta teşekkür o da bir ederim, ışık kaynağı, mavi ışık kaynağı. O yüzden kesinlikle, cilde zarar verdiğini öğrendik. Çok teşekkürler ben Hande Hanım teşekkür geldiğiniz ediyorum için. Sayın uzman doktor Hande Ulusal, dermatoloji uzmanı. Hem gerçek güzelliği hem de ameliyatsız, cilt nasıl gelişecek, cilde bakmak için neler yapmalıyız, küçük tüyolar aldık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür sağ olun ederim katıldığınız için. Değerli izleyenler, birinci bölümü tamamladık sağlık raporunda. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir ara. İzleyicilerimiz Asuman Uğur, ben sağlık raporunun ikinci dönemindeyiz. Bu bölümde de Güneydoğu Anadolu bölgemize uzanıyoruz. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Atlı bizlerle. Biz Abdullah Bey'le bir konu belirledik. Ne konuşalım dedik. Hem kendisinin özellikle üzerinde çalıştığı bir konu, hem de bağlı olduğu üniversitede yöneticiliğini yaptığı bağımlılık merkezi üzerine konuşacağız ve bağımlılıkla ilgili konuşacağız. Keza pandemiyle, salgın dönemiyle de kesişiyor bu konu. Zira salgın döneminde madde bağımlılığı artmış. Neden artmış? Beyin neden bağımlı olmayı seçiyor? Belki seçiyor tabiri çok doğru değil ama sonuçta kimimiz bağımlı oluyoruz, herhangi bir maddeye ya da kişiye kimimiz olmuyoruz. Hangi kimyasal, fizyolojik süreçler, zihinsel süreçler bunu etkiliyor? Bağımlılığının sinir sistemi, dolaşım sistemi, yani bütün sistemlere verdiği acaba tahribatlar neler? Bir de bir kişinin madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarız? Şimdi madem arttı pandemide diyoruz, o kişinin bağımlı olup olmadığını belki dışarıdan anlamak lazım, fark etmek lazım ki o kişiye yardımcı olalım, daha kötü sonuçlar doğurmasın. Özellikle gençler arasında da arttı. Keza 40 yaş üstü de yapılan araştırmalar, okuduğum haberlere göre bağımlılık oranı çok fazla artmış. Madde bağımlılığını önlemede tıp dünyasının rolü nedir? Biraz bunu da konuşacağız. Abdullah Atlı'yı görelim değerli hocamı, sonra gündemi vereceğim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sağlık haberlerinden derlediğim bir gündem var. Onu verelim, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Buyurun efendim, gündem. ...2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde bundan sonra sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira ayrılacağı açıklandı. Böylece bütçeden sağlığa ayrılan pay %7 yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada COVID-19 patojenlerinin kökenini saptamak için uzmanlardan oluşan danışma grubu kurduğunu duyurdu. İngiltere'nin prestijli akademik kurumu Oxford Üniversitesi ve İsviçre'li kuruluş Grangettis Hematoloji ve Onkoloji Merkezi yaptığı iki çalışmasıyla deodoranlarda bulunan alüminyum tuzlarının zehirli olduğunu ve meme hücreleri üzerinde kanserojen etki yaptığını duyurdu. Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez bir hastaneden diğerine insansız hava aracıyla taşındı. Evet efendim, Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dolu Öğretim Üyesi tekrar Profesör Doktor Abdullah Atlı hocama dönüyorum. Merhaba. Merhabalar. Aynı zamanda siz üniversitenizdeki bağımlılık merkezine herhalde yöneticisiniz. Orada bir tedavi protokolü de sanıyorum uyguluyorsunuz hastalarınıza. Hoş geldiniz tekrar ve aynı zamanda 40 yaşında galiba siz profesör oldunuz. Bunu neye borçlusunuz? Öyle girsem mi önce acaba? Yani teşekkürler. Nasıl bir çabanın ürünüdür? İşin gerçeği tabii ki çaba şart. Özellikle tıp fakültesi okuyup üzerine bir şey inşa etmek istiyorsanız mutlaka 18 yaşından sonra ciddi bir çaba içine girmelisiniz. Bu anlamda tabii yani bu konu üzerinde çok durmak istemiyorum ama ailemin desteği ve özellikle Van 100. Üniversitesi mezunuyum. Van 100. Üniversitesi'ndeki hocalarımın katkılarıyla bu seviyeye geldik. Madem konuyu açtınız, başta ailem olmak üzere Van 100. Üniversitesi'ndeki değerli hocalarım,
ve eğitime katkıda bulunan Dicle Üniversitesi'ndeki hocalarıma da teşekkür edeyim bari. Biz de teşekkür ederiz. Ne güzel sizlerle buluşmak. Sadece büyük şehirlerde yapılmıyor ilim, bilim değil mi? Doğu'da, Güneydoğu'da birçok üniversitemiz var açılan. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerimiz. Sizlerle bir şekilde pandemi bizi buluşturdu bu yayınlarla. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi ya salgın döneminde sizin de haberleriniz var, çalışmalarınız var. Madde bağımlılığı artmış. Neden arttı bunun bu sürece bize ne itti acaba? Salgın bizden çok şey aldı, çok da şey kattı diyoruz ama bağımlılığın artması bizden aldı. Çok büyük durumların başında geliyor herhalde. Ne diyeceksiniz? Buyurun. Yani işin gerçeği bağımlılık yüzyıllardır insanların başına bela olan ciddi bir rahatsızlık, hastalıktır. Önce bunu vurgulamakta fayda var. Olayı bir hastalık olarak görmekte. Türkiye'de de ciddi anlamda bağımlı hasta var. Gençler başta olmak üzere her yaşa yayılan ciddi bir problemimiz var. Ancak şöyle bir gerçek var. Salgının ilk dönemlerinde bağımlılıkta sanki bir bize başvuran hasta sayısında azalma oldu gibi. Ama bağımlılığın 4-5. ayından sonra özellikle bağımlı kişi sayısında ciddi bir artış oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de bunu destekliyor. Yakın zamanda yayınlanan bir raporda dünyada özellikle sentetik evde, laboratuvarda ya da işte her yerde üretilebilen bazı kimyasal maddeler var. En popüleri de şu aralar metamfetamin. Onların kullanımında ciddi bir artış olduğuna dair veriler var. Biz bölgemizde de özellikle metamfetamin kullanımından ciddi bir artış olduğunu bizzat müşahede ediyoruz. Peki bunlar nelerin içinde var? Yani ayrıca almıyorsak. Nelerin içinde var bu? Şimdi aslında bağımlılık endojen opiyat sistemi var. Yani endojen anandamit sistemi var. Aslında vücutta bu bağımlılık yapıcı maddelerin aktiflediği bazı ürünler zaten var. Ama bağımlı kişiler bununla yetinmiyor. Bununla yetinmeyince de maalesef hani biraz önce dediniz ya bağımlı olmayı nasıl seçiyor beyin? Evet. Aslında vücutta bazı döngüler var. Endojen opiyat sistemi, endojen anandamit sistemi. Bir de ventral tegmental alan ve nükleus accumbens'teki dopamin yolağı var. Hazdan sorumlu. Şimdi biz dışarıdan madde aldığımızda bu özellikle ventral tegmental alandaki haz ödül bağımlılık sistemi aktifleşiyor. Daha da aktifleşiyor. Ve aktifleştikten sonra onu söndürmek, dindirmek çok zorlaşıyor. Ve hani bağımlı olmayı beyin seçmiyor. Biz kendimiz seçiyoruz, beyin de bunu aktifleştiriyor. Ve ne kadar küçük yaşta bu aktifleşirse maalesef o kadar sonuçları da yıkıcı oluyor. Onu da söylemekte fayda var. Ne kadar küçük yaşta maddeye başlarsanız o kadar daha ağır madde bağımlısı oluyorsunuz. Ve o kadar beyniniz daha çok etkileniyor. Hocam illa hani şeylere... İşte bir takım bağımlılık yapıcı maddeler özellikle ismini ben saymak istemiyorum. İsmini söylemek bile reklamını yapıyormuş gibi geliyor aslında nacizane. Çok şey yapmak istemiyorum ama hani biz yıllardır haberlerini yapıyoruz. İşte okullar, çocukların kullandığı oyuncaklar, ürünlerde olan bir takım maddelerde hani koklamak, onlarla oynamak, bir şekilde onu solumak bir farklı bir bağımlılık türü. Bali için keza bu hani çok da rahat bulunabilen bir şey herhalde. Buyurun. Özellikle çocuk yaş grubuna bela bir madde grubu var. Biz üçüncü maddeler diyoruz. Sizin biraz önce vurguladınız. Tiner, bali gibi maddeler. Evet. Onlar da maalesef bu ödül bağımlılık sistemini aktifleştirip bağımlılık yapıyor. Ya daha farklı ürünlere de yöneltebiliyor değil mi çocukları? Daha farklı ürünler de var yani. En bilinenini söyleyeyim, diğerlerini telaffuz etmeyeyim. Tamam. Bali'yi zaten hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Diğerleri de var tabii. Bunların özelliği özellikle ucuz olması ve hızlı temin edilebilmesi. Yani bir bakkal, mahalle bakkalında bile bulunabiliyor, marketlerde satılabiliyor. Devletimiz bu konuda ciddi önlemler aldı. Özellikle 18 yaş altına su bazlı sentetik yapıştırıcılar satılabiliyor. 18 yaş üstüne artık bali U gibi maddeler satılamıyor. Bu anlamda yine de yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Bu anlamda daha ciddi önlemlere de ihtiyaç var. Yani sizin bu vurguladığınız şey çok önemli. Özellikle uçucu maddeler 10 yaşındaki çocukların bile rahat ulaşabileceği ve kullanabileceği bir sektör, madde sektörü. Bununla ilgili daha önce yani sokak çocukları tabirini çok duyardık. Sokak çocukları, sahipsiz çocuklar.
Bu sokak çocukların en çok kullandığı madde grubudur maalesef. Ve ölüme de yol açabiliyor. Yani sanki bağımlılık yapmıyor gibi bir algı var. Ama bu maddeler beyinde küçülme, böbreklere, karaciğere zarar verme, akciğerlere zarar verme potansiyeli olan ciddi bağımlılık yapıcı bir madde grubudur. Yavaş yavaş öldürüyor ya da organ hasarı sonuçta. Organ hasarı yapıyor. Bazen de maddeyi torbaya koyuyor, başına bağlıyor, boğuluyor. Bu boğulma vakaları da oluyor maalesef. Ani ölümler de görülebiliyor. Peki şunu soracağım. Çocuklardan girdik ya, çok da bir hassas alanımız. Şimdi şunu herhalde fark ediyorum. Hani kolaylıkla çocukların erişebileceği bir takım işte ürünler var, kullanılan, giyilen, işte sürülen, oynanan oyuncaklar vesaire. Tabii bunlarla çok ciddi önlemler aldılar ya. Bunlardaki bağımlılık yapıcı kokuları almak, bunlarla haşır neşir olmak, daha sonra ismini saymak istemediğimiz o bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaya bir zemin hazırlayabiliyor benim anladığım kadarıyla. Hani yetmeme meselesi. O yönde var tabii. Kaliteden şaşmamak kalite, lazım. Yani kaliteli üründe herhalde bu olmuyor. İkincisi çocuk dediniz. Çocuğumuzun, çocuk olmasa da bir erişkinin, keza 40 yaş üstü de çok ciddi oranda çünkü bunu kullandığını biliyoruz bağımlılık yapıcı maddelerin. Bağımlı olduğunu dışarıdan gözleyerek nasıl anlayabiliriz? Tabii özellikle daha önce şöyle bir şeye vurgu yapayım vaktimizde varsa. Daha önce biz ergen dediğimizde Asuman Hanım aklımıza 12-16 yaş arası çocuklar gelirdi. Evet. Şu an ergenlik dediğimiz olay maalesef 25'li yaşlara kadar ilerliyor. Yani nasıl ilerliyor? Yani genç kardeşlerimize bakıyoruz. 23-24 yaşında bile bizim 30 yıl önceki, 40 yıl önceki 10-15 yaşındaki bir çocuğun davranışlarını sergiliyor, duygularını hissediyor ve o yönde ilerliyor. Yani bu anlamda davranışsal ve duygusal olarak ve düşünsel olarak da ergenlik 25'li yaşlara kadar varan bir olay haline geliyor. Fizyolojik gelmiş. Erken başlıyor, zihinsel ve zihinsel geç bitiyor. Geçiyor. O yönü de var, vurguladınız. Maalesef özellikle çevresel faktörlerle ergenlik yaşı da düştü ve davranışsal, duygusal, düşünsel olarak ileri yaşlara da vardı. Bu anlamda madde kullanımı özellikle gençler için çok büyük risk ve genç yaşta başlayanlar İleri yaşlarda da devam ettirebiliyor. Yani bir insan 40-45 yaşına kadar madde kullanmamışsa 45 yaşından sonra çok kullanmasını beklemeyiz. Anne babalara bu konuda bazı şeyleri vurgulamakta fayda var. Bir çocuğunuz, genciniz madde kullanırsa nasıl anlarsınız davranışsal olarak? Çocuk eskiye göre daha sinirli, gereksiz tepkiler veriyorsa, endişe sıkıntı hali varsa, aniden ortaya çıkan davranış değişiklikleri varsa, çocukta uyuklama, uyku bozuklukları gelişmişse, özellikle uyarıcı maddeleri alırken çocuk 2-3 gün uyumaz, aşırı gergin olur, sinirli olur. 2-3 günden sonra da bir bakarsın 2-3 gün uyur. Yani bu şekilde değişen bir uyku dengesizliği varsa, yürümede problem yaşıyor, halsizlik, yorgunluk atakları yaşıyorsa, özellikle bu uçucu maddeler alan çocuklarda yüzde soluklaşma oluyor. Yine esrar kullananlarda gözlerde kanlanma oluyor. Bazen bu madde kullanıcılarında sabit ve donuk bakıyor. Bununla beraber okul çok önemli. Bakıyorsun okul çevresinde değişiklik var. Okul başarısında düşme var, ani düşmeler var. Eve geç geliyorsa, ağızda kuruluk, salyada azalma, ellerde titreme oluyorsa, terlemeleri varsa, yeni arkadaş çevresi edinmişse ve şu da önemli, evde para çalmaya başlamışsa, evden izinsiz para almaya başlamışsa ve yalnız kalma eğilimi gelişmişse bu çocuklara dikkat etmek lazım. Evet. Mutlaka bir psikiyatri uzmanına getirip, çocuk psikiyatri uzmanına getirip madde konusunda veya ulaşabilecek başka psikiyatrik hastalıklar konusunda dikkat etmek lazım. Çok güzel bir şey dediniz. Başka bir bilgiyle müsaade ederseniz birleştirelim. Değerli başka konuklarımla da yayın yapıyorum. Psikiyatri uzmanlarıyla da sizin gibi. Onlarla da yani annelerin, ebeveynlerin çocuklarla bağının kuvvetlenmesi için iletişim kurması, bir nevi mesafeyi de korarak arkadaşlık kurması önemli ki başka şeylere meyletmesinler. İletişim, kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Çocukları kendimizden uzaklaştırmak değil, kendimize yakınlaştırmak gerekiyor.
madde bağımlılığından, çeşitli dışarıdaki kötü tecrübelerden korunmak için ne olur çocuklarla iletişim kurmaya, onları anlamaya gayret edelim. Bunlardan da biraz korunmak için, değil mi? Aynen. Açıkçası ben hastalarda kullandığım bir terim var, empati. Hı hı. Anne babalara da empati yapın diyorum. Hı hı. Yani bu çocuk şu an sene 2021, bu çocuk sizin 20 yıl önceki 1990'lı yıllardaki ergenlik dönemini yaşamıyor. Farklı bir şey yaşıyor. Hı hı. Aynı zamanda özellikle 20'li yaşlardan sonra çocuklara da empati yapmalarını istiyorum. Yani gençlerin de empati. Siz de anne babanızın yerine kendinizi koyun. Madde kullanan bir çocuğunuz var ve ne hissedersiniz, ne yaparsınız? Bu anlamda bu çatışmaları tabii ki sonlandırmak, iletişim yolunu geliştirmek ve empatiyle duygu düşüncelerimizi birbirimize hissedip düşüncelerimizi aktarmak çok önemli. Şimdi, bizim özellikle Güneydoğu'da sıkıntılı bir şey var. Ne var? Bir şeyi düşünüyoruz, hissediyoruz ama dile dökmüyoruz. Dile dökmeyince de konuşmadan karşı tarafın hissetmesini bekliyoruz. Bazen bilinç dışı olarak. Bu aslında çoğu zaman yanlış bir yol. Anne babalar da mutlaka çocuklarına sevgilerini, saygılarını, onlara değer verdiklerini sözel olarak da söylemeleri gerekiyor. Yani şunu çok duyuyoruz özellikle. Ya bir gün babam bana seni seviyorum demedi diye. Bizim Güneydoğu'da maalesef öyle bir sıkıntı var. Aynı şekilde durum, çocuklar da baba ne kadar etkiliyor. Evet, oralara evet, özgü farklı eğitim programları, anne baba eğitimleri değil mi vermek lazım? Çok şey açığa çıkıyor aslında. Gerekli olabilir. Peki. Çocuklar da gerekli zamanlarda, bazı zamanlarda daha fazla ilgi hissettiklerini anne babalarına söyleyebilirler. İfade eksikliği var değil mi bizde? Yani ne hissettiğimizi maalesef söyleyemiyoruz. Hissettiğimizi söylersek sonra işte pişman oluyoruz. Bu bana başka şekilde döner mi diyoruz. Yani biraz korkularımızın galiba bizi yönetmesine de bazen galiba izin veriyoruz. Ya inşallah düzelir. Şimdi bunun çok geri değil ama son iki sorum var. Sürem de daraldığı için hızlıca devam edelim. Bir, önleme, bir tedavi. Herhangi bir maddeye bağımlı olan kişi için bir kere madde bağımlılığını önlemede tıp dünyasını hep biz tedavideki süreciyle konuşuyoruz. Doktorları, bilim insanları ama önleme boyutuyla konuşamıyoruz. Biz siz psikiyatri uzmanı olarak hem önlemede hem de merkezde, çalıştığınız merkezde tedavi konusunda da rol alıyorsunuz. Siz madde bağımlılığı tedavisinde ne yapıyorsunuz? Diğer merkezlerden farklı yaptığınız bir şey var mı çocuklarımız için, ilişkinlerimiz için? İki, madde bağımlılığı önlemede tıp dünyasında sizce rolü nedir? İki soruyu cevaplandırırsanız 2-3 dakika içinde çok memnun şimdi olurum. Şimdi madde bağımlılığı özellikle farkındalık çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Korona sürecini biliyorsunuz. Daha çok online toplantılara döndü, panellere döndü. Bu anlamda biz de her ay mutlaka değerli bir bilim adamını davet edip online olarak üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere Diyarbakır ve Güneydoğu halkıyla buluşturuyoruz. Yine aynı şekilde bu yıl Ekim ayı içinde, yani bu ay içinde farkındalık yürüyüşü ve farkındalık bisiklet türü düzenleyeceğiz üniversite içinde. Bizim merkez olarak en önemli hedef kitlelerimizden biri, belki de en önemlisi Dicle Üniversitesi'nin öğrencileridir ve Diyarbakır ve çevre illerdeki halkımızdır. Bu anlamda broşür ve kısa anket çalışmalarımız da devam ediyor. Uzun vadede tabii ki daha gelişmiş bir merkezle tedavi konusunda ne yapılabileceği, özellikle psikoterapi konusunda ne yapılabileceği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ne yapıyoruz dersek, biraz yarım dakikada olsa Dicle Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Dicle Üniversitesi Diyarbakır'ın ve Güneydoğu Anadolu'nun en köklü üniversitesi. 1970'li yıllardan beri hizmet ediyor. Ve üniversite olarak, yani 3. basamak sağlık hizmeti veren bir kurum olarak sadece Diyarbakır'a değil, Batman, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa'nın önemli bir kısmı, Bingöl'ün önemli bir kısmı, Elazığ'ın Diyarbakır'a bakan ilçeleri, bununla beraber Bitlis'ten, Siirt'ten bir sürü hasta alan, hatta Kuzey Irak'tan da bir sürü hasta alan bir kurumdur, bir üniversite hastanesidir. Bu anlamda biz geçen yıl, yaklaşık 1,5 yıl önce, baktık ki bazı hastalarımız çip takmak için il dışına gidiyorlar, özellikle İstanbul'a.
Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Biraz önce dediniz ya hani tıp olarak neresindesiniz önleme? Bizim için hani, tıbbi olarak önlemenin en iyi yollarından biri tedavidir. Çünkü bu hastaların önemli bir kısmı tedavi olabileceklerine inanmıyorlar. Biz bağımlı olduk, bir daha bundan kurtulamayız. En kesin yol almayı sürdürelim diye düşünüyorlar. Ve biri tedavi olunca etrafındaki 3-4 kişiyi, bazen 8-10 kişiyi ve tedaviye yönlendiriyor ve bu şekilde tedavi olan sayısı katlanarak artıyor. Biz bu tedavilerde özellikle son yıllarda popüler olan uzun etkili tedavilerdir Asuman Hanım. Bu uzun etkili tedavilerde de özellikle naltrekson implant halk arasında çip olarak anılıyor. Alkol, eroin bir de kumar bağımlılığında ciddi etkileri olan bir tedavidir çip tedavisi. Bir de vanokserin diye bir ilacımız var. Bu da aşı formudur. Bu aşı formunu da özellikle kokain, metamfetamin bağımlılarına uyguluyoruz ve ciddi faydalar görüyoruz. Ama sadece ilaç yeterli mi? Kesinlikle değil. Aynı zamanda hastalarla görüşme yapıyoruz. Ve yandaş kuruluşlarımız var. YEDAM, Yeşilay, evet. Danışmanlık Merkezi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, BADEM. Bunlar da yarı resmi ve resmi kurum kuruluşlardır. Bunlarla da iletişim içinde oluyoruz ve ortak bir şekilde bu bataklığı kurutmaya çalışıyoruz. Bir şey soracağım. Hemen süren bitti ama bu dediğiniz tedaviye Türkiye'nin her yerinde bağımlılığı bırakmak isteyen aileler, yakınlar ulaşabiliyorlar mı acaba? Bu dediğiniz çiplere vesaire her yerde erişilebilir mi? Ücretsiz ulaşıyor mu halkımız? Şimdi bu şekilde biz geçen yıl ilk kez biz taktık yani ben taktım. Ve bu Diyarbakır'da uygulanabilirliğini başlattık. Yakın zamanda bizim Diyarbakır'da Amatem birimi de açıldı. Onlar da plastik cerrahi uzmanıyla beraber bildiğim kadar takirliyor. Yani Türkiye'deki Amatem servislerine başvururlarsa bir kısımlarını kendileri ödüyor, bir kısımlarını devlet ödüyor. Bir de Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla gelen bir naltrekson formu var. Ticari ismini vermeyeyim, uygun olmaz. Onu da yine kendileri karşılayarak bu işlemi uygulayabiliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Abdullah Atlı, Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Özellikle bağımlılığı önleme ve tedavi kısmında çalışıyorsunuz. Siz de sizin başlattığınız bazı uygulamalar var bağımlılıktan vatandaşlarımızı kurtarmak için. Orada da güzel işler yapıyor. Hocalarımız yanla başla çalışıyorlar. Çok da köklü bir üniversitedesiniz, Dicle Üniversitesi'nde. Kurucu rektörün de oğlu değerli bir kardiyoloji profesörü, ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet. Çok memnun oldum. Diyarbakır Dicle Üniversitesi akademisyen arkadaşlara selamlar, saygılar. Skype'la bir şekilde sizlerle irtibat kuruyoruz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, sağ olun. Değerli izleyenler, sağlık raporunu tamamladık. Diyarbakır'a uzandık. Böyle ara ara Anadolu'dan hekimlerimizi, araştırma yapan bilim insanlarımızı ağırlamak istiyorum. Bir bilinç kazanalım. Belki ekran stüdyo kadar pırıl pırıl olmayabiliyoruz Skype bağlantısında ama onları tanıtmak bizim de herhalde bence boynumuzun borcu. Sadece Büyükşehir'den ibaret değil Türkiye'miz. Çok teşekkürler. Sağlık eğitimi vermeye çalıştığımız, halk sağlığı uygulamalarını anlatmaya çalıştığımız bir sağlık raporunun daha sonuna geldik. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz ve tam iyilik haline kalmanızı diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları.